Merhaba arkadaşlar, benim hayatım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kendiniz toplayabileceğiniz veya parçalarını sipariş ettikten sonra bir bilgisayarcıya toplatabileceğiniz bir bilgisayar tavsiyesinde bulunacağız. Özellikle arkadaşlar, Turbolt bilgisayar alınır mı? Uzun kullanıcı deneyimi diye bir video paylaşmıştım ben. Bu videoda çok sayıda soruya maruz kaldım. Bu bilgisayar alınır mı? 3000 liraya özellikleri bu bilgisayarın iyi mi? 3500 liraya hangi sistemi tavsiye edersin gibi çeşitli sorularla karşılaştım. Yaklaşık 40 tane, 45 tane bu videomda sorularla karşılaştım. O videomda arkadaşlar açıklamalar kısmında ve yukarıda paylaşıyorum şu an. Oradan geçiş yapabilirsiniz isterseniz. Bana soru soran arkadaşların hemen hemen hepsi genç arkadaşlar. Biliyorum ki bu arkadaşların hemen hemen hepsi bursundan, harçlığından para artırıp bir bilgisayar sahibi olmaya çalışıyor. Fakat onların da bütçesi 3000-4000 lira civarında. Normalde bu paralar 1-2 yıl öncesinde çok iyi bilgisayarlar alabiliyordu. Fakat günümüz şartlarında dolar yükseldiği için maalesef bu paralara artık maliyetler arttığından dolayı çok çok iyi bilgisayarlar alınamıyor. Hatta birçok oyunu yüksek ayarlarda oynayabilecek bir bilgisayar sahibi olamıyor. Bugün sizlere önereceğim sistem arkadaşlar, bana sorularda sorduğunuz veya şu alınır mı bu alınır mı dediğiniz bilgisayarlardan gerçekten daha üstün bir bilgisayar. Özellikle işlemci konusunda çok başarılı bir bilgisayar olacak. Oyun performansı bakımından göreceğiz. Çok çok sizin paylaştığınız bilgisayarla fark olmayacak. Fakat bu bilgisayar ileride çok fazla para harcamadan oyun canavarına dönüşebilecek bir bilgisayar olacak. Bu şekilde tasarlayacağız. En azından sizi şimdiki oyunlara oynatacak. İleride de 3-4 sene sonra da güçlü bir ekran kartını ekledikten sonra çok daha iyi bir bilgisayar haline getirebileceğiniz sistem oluşturacağız. Sistemi oluşturmaya geçmeden önce sistemimizin en önemli parçası işlemcisiyle başlayalım. İşlemcisini buyurun beraber inceleyelim arkadaşlar. CPUBenchmark.net'e girdik arkadaşlar. Burada seçtiğimiz işlemciyi bulacağız ve değerlendireceğiz. Ben sizlere daha önceden buldum. Özelliklerine bakmak amacıyla burada açacağım. Sıralamasına, fiyatına zaten görüyorsunuz şu an 154.99-155 dolar civarında görünüyor fiyatı. Bir takım kıyaslamalarda bulunacağız arkadaşlar. Özellikle de benim kendi kullandığım işlemciyle karşılaştırma yapacağız. Sıralama karşılaştırması, güç karşılaştırması, hız karşılaştırması, bunlara bakacağız arkadaşlar. Turbox bilgisayar alınır mı alınmaz mı videomda arkadaşlar, bana birçok bilgisayar paylaşımı veya kasa paylaşımı yapıldı. Bu alınır mı alınmaz mı şeklinde. Ben de bunları değerlendirdim arkadaşlar. Özellikle tek tek açıp inceledim. Oradaki bilgisayarların işlemcileri buradaki sıralamanın en altında bile yok. O derece bilgisayarlar. Fakat 3000-3500 lira, yani bana önerilen bilgisayarların çoğu bu durumdaydı. Tabii aralarında güncel işlemci kullananlar da var. Fakat onlarda da ekran kartında veya RAM bakımından, anakart bakımından çok kalitesiz veya ucuz ürünler kullanılmış. Fiyat bu şekilde dengelenmiş. Size toplayacağımız bilgisayarda, size toplayacağımız kasada çok verimli, çok kaliteli ve fiyatına göre gerçekten fiyat performans ürünü olan bir işlemci kullanacağız. Ve bu işlemcinin içerisinde de bir sürpriz var. Onu da videomun ortalarına doğru veya sonlarına doğru aktaracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, solda gördüğümüz işlemci kendi kullandığım Intel i7 6700 3.4 GHz işlemcimiz. Ben bunu 256 bit 4 GB ekran kartıyla kullanıyorum. Daha önceki videomda da belirttiğim gibi. Oyunlarda herhangi bir kasma kesinlikle olmuyor. Hatta ben %45 oranını geçtiğini pek görmedim yani. Genelde GTA 5'te filan %40 ile %30 arasında CPU kullanımı oluyor. O bakımdan ben ileride bu ekran kartını değiştirdiğimde de çok sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Muhtemelen 8 GB bir ekran kartını taktığımda çok çok rahat bir şekilde onunla besleyebilecek bir işlemci. Bu işlemcimizin arkadaşlar özellikleri 65 watt anma gücüne sahip maksimum TDP değeri, 4 GHz overclock hızı, 3.4 GHz de işlemci hızı var arkadaşlar. Şöyle karşılaştırma yapacağız. Sağ tarafta da size önerdiğim AMD Ryzen 5 3400G işlemcimiz var arkadaşlar. Bu işlemci sizin bilgisayarınıza tavsiye ettiğim işlemci. Sistemimizi bunun üzerine toplayacağız arkadaşlar. Anakartımızı, RAM'lerimizi buna göre alacağız. Aşağı yukarı zaten TDP değerleri birbiriyle aynı. Fakat turbo hızı ve işlemci hızı sol taraftaki kendi kullandığım işlemciden iyi arkadaşlar. Yani özellikle zaten
Benchmark puanına da bakarsak bir hayli fark var arada. 9393 ve 8059 arkadaşlar. Şurada benchmark sıralaması var. 514. sırada bu güncel işlemciler arasında. Size önerdiğim işlemci 429. sırada arkadaşlar. Ve arkadaşlar size önermemde en önemli faktörlerden birisi bu işlemcinin fiyatı. İnanılmaz fiyat performans ürünü demiştik. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar, 319 dolar, 320 dolara tekabül ediyor yaklaşık kendi kullandığım işlemci. Fakat bu işlemci 154.99, 155 dolar diyebiliriz. Yani yarısından daha az bir fiyatı var. Ve sıkı durun arkadaşlar. Ben bu işlemci için ekran kartı kullanıyorum. Bu işlemcide ekran kartına gerek kalmıyor arkadaşlar. Yani özellikle neden bu işlemciyi seçtim? Bana gönderdiğiniz bilgisayarlarda, yorumlarda attığınız şu bilgisayarı almak istiyorum nasıl diye sorduğunuz bilgisayarlarda aşağı yukarı kullanılan grafik işlemcileri 1 GB veya 2 GB arkadaşlar. Bu işlemci de arkadaşlar AMD bize bir ekran kartı olarak işlemcinin içerisine grafik birimi yerleştirmiş. Bu grafik birimi de 2 GB arkadaşlar. Bu 2 GB performans oyunlarda bizi ne kadar tatmin edecek? Buna da bakacağız. Bana paylaştığınız bilgisayarların birçoğundan arkadaşlar bir tık daha iyi bir performans sunuyor oyunlarda. Bu bilgisayarı topladığımızda çok iyi bir işlemcimiz olacak. Aldığımız paraya göre gerçekten iyi bir işlemciye sahip olacağız. Bu işlemciyi daha sonra güçlü bir ekran kartıyla kullanma durumunu sağlayacağız. Bundan ötürü ben size bu işlemciyi öneriyorum. Mevcut olarak oyunlarda arkadaşlar, özellikle bana sorduğunuz GTA 5, işte CSGO, PUBG gibi oyunlarda bunların da paylaşımını yapacağım arkadaşlar. Özellikle FPS değerlerini sizle karşılaştırma yapacağız. Bu işlemciyle kullanılan mevcut içerisindeki ekran kartıyla ne kadar performanslı oyun oynayabiliyoruz? O ekran kartlı, harici ekran kartlı sistemlerle karşılaştırma yapacağız. O karşılaştırmalardaki ortalama FPS değerlerini ben sizinle paylaşacağım. Özellikle arkadaşlar Full HD'de şunu söyleyeyim. Düşük ayarlarda her oyunu kaldırıyor. Her oyunu oynuyor. Siz ilerleyen zamanlarda bütçenizi toparladığınızda buna bir 256 bit ekran kartı attığınızda oyun canavarına dönüşecek bu bilgisayar. Fakat sizin kendi bana önerdiğiniz bilgisayarda böyle bir durum yok arkadaşlar. Komple sistemi tekrardan değiştirmeniz gerekir. Zaten işlemci deseniz işlemci sıralamada bile yok dedik. Ekran kartı o günün şartlarını zor idare eden bir ekran kartı. Fakat bu sistemde böyle bir durum olmayacak arkadaşlar. Baktınız oyunlarda artık sıkıntı vermeye başlıyor. Hemen harici bir ekran kartı atacaksınız. Ve bilgisayarınız oyun bilgisayarına dönüşecek tam anlamıyla. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi isterseniz FPS değerlerine bakalım. Karşılaştırmalara bakalım. Oyunlarda ne kadar FPS almışız. Ne kadar FPS alınmış. Bunları bir inceleyelim beraber. Tavsiye bilgisayarımız RTM'de 30 FPS almış. 28 FPS'te diğer harici ekran kartlı bilgisayarlar almış arkadaşlar. Yüksek ayarlarda Counter Strike'da güzel değerler almış. Diğer harici ekran kartlar da fena değil. Fakat Ryzen burada gerçekten başarılı. Fortnite'da da arkadaşlar 47, 34, 30 şeklinde yine başarılı bir değer yakalamış. GTA 5'te arkadaşlar kalite inanılmaz düşüyor. Yani bu ekran kartlarıyla oynamak için gerçekten kaliteyi çok düşürüyoruz. Oyundan da pek keyif alınmıyor, onu belirteyim. F1 2019'da düşük ayarlarda yine Full HD modda bu değerleri yakalamışız. PUBG'de arkadaşlar yine en düşük ayarlarda 50, 54, 47 şeklinde. Yine 45, 42, 44 şeklinde arkadaşlar, bu da düşük ayarlarda. Son olarak da Total War'da 31, 29, 30 şeklinde. İsterseniz parçalara bir bakalım arkadaşlar. Bir fiyatlarını inceleyelim beraber. Sistemimize ilk olarak kasadan başlayalım arkadaşlar. Elba marka bir kasa tercih ettim. 4 tane fanı var. 3 tanesi giriş fanı, 1 tane egzoz fanı olarak kullanmışlar. Sistemimize yetecek bir kasa. Fiyatı da uygun. Zaten kasanın çok bir önemi yok arkadaşlar. Hani 2000 lirada sadece 2500 liraya kasalar var. Öyle kasaları tercih etmenize çok gerek duymuyorum. Yani özellikle de bütçemiz düşükse mümkün mertebe en düşük fiyatlı kasaları tercih ediyoruz.
Sadece kasayı tercih ederken boyutları ekran kartı takmaya ve taktığımız anakartı kapsamaya elverişli olsun. Önemli olan bu. Anakartımıza devam edelim. Anakartımız MSI A320 modeli. Bu anakart 3200 MHz DDR4 RAM'leri karşılayabiliyor arkadaşlar. Sistemimizde harici ekran kartı olmadığı için RAM'lerimizin önemi çok daha fazla artıyor. Özellikle RAM'lerimizin hızı direkt oyunlarda FPS olarak bize geri dönüş yapıyor arkadaşlar. Bu bakımdan MSI A320'yi tercih ettim. Power'ımız Rampage'in 500 Watt modeli arkadaşlar. Sistemimiz muhtemelen 300 Watt'ta da sorunsuz çalışırdı. 400 Watt da alabilirdik fakat biz ileride yükselttiğimizde daha fazla masraf etmemiz için 500 Watt modeli tercih ettim. Hard diskimiz SanDisk'in 240 GB modeli arkadaşlar. Eğer ki bu 240 GB size yetmezse yanına 1 TB veya 512 MB harici bir hard disk alabilirsiniz. Veya sadece bunu da kullanabilirsiniz. Bir tık büyüğünü de alabilirsiniz. Artık seçimi bu bakımdan size bırakıyorum fakat 240 GB da birçok arkadaşımıza yetecektir. RAM'imiz Patriot'un 3200 MHz DDR4 8 GB modeli arkadaşlar. Bundan 2 tane almamız gerekiyor. Çünkü sistemimizde harici ekran kartı olmadığı için bu RAM'lerden alması gerekiyor ekran kartı gücünü. Bu bakımdan da çift sürüm olduğunda daha iyi bir performans sağlıyor. Fiyat olarak da uygun görünüyor arkadaşlar. Bu resimde paylaştığım ürünü siz de rahatlıkla alabilirsiniz. İşlemcimizde bildiğiniz üzere AMD Ryzen 5 3400G modeli arkadaşlar. Bu modelin zaten incelemesini beraber bu videoda yaptık. Paylaştığım resimlerin linklerini de ben açıklamalarda paylaşacağım arkadaşlar. Ben piyasada araştırdım bu parçaları. En ucuz da bu firmalarda bulunuyor. Özellikle paylaştığım firmalarda adlarını söylemek istemiyorum ama genelde piyasada güven sağlamış firmalar. Parçalarımız da arkadaşlar son derece kaliteli ürünler. Özellikle RAM'inden tutun power'ına kadar kaliteli tercih etmeye çalıştım. Yoksa ben bu bilgisayarın biraz daha kalitesini düşürüp 2500 liraya belki mal edebilirdim. Böyle bir şey yapmak istemedim ileride sorun yaşamamanız adına. Tercih ettiğim tüm parçalar güvenle alabileceğiniz bildiğiniz parçalar arkadaşlar. Video ile alakalı sorularınız olursa yine yorumlara paylaşın arkadaşlar. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bu videodan da bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.